şiirleri gelmekte. Divan içerisinde bu şiirler var. Ve Bolu'da yaşamış olan Hayrettin Tökel... Mengen'de geleneksel giyim kuşam, 1840'ta yapılan sayımla Gerede nüfus defteri, 18. yüzyıl divan şairi Bolu Mehmet Hanif ve divanı. Ben gidiyorum Bolu'ya, şairlerin gözüyle Bolu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Bolu mebusu Mehmet Şükrü Gülez. Mengen'de geleneksel giyim kuşam mikro ölçekli kültür tarihi çalışmasına başlamamın nedeni bu. Bu kitapların tamamı Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi BAMER tarafından Türk Edebiyatı'na kazandırıldı. Kendi tarihimi bulabilir miyim? Ben kimim, ben neyim? Çünkü Mengen'in tarihiyle ilgili çok fazla bir şey yok. Bolu'da çok önemli araştırmalar var ama şöyle baktığınız zaman geriye tam olarak gidemiyorsunuz. Gülesler Konağı'nda yapılan toplantıda yazarlar tek tek kitaplarını tanıttı. Ümmi Kemal Efendi hakkında bir gazeli de var şairimizin. Bu şekilde aynı zamanda bir de kızı, genç yaşta vefat eden kızı için yazmış olduğu Mersiyesi var. Böyle şiirler bir araya getirilmiş. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi Bolu mebusu Mehmet Şükrü Gülez adlı kitabı, Bolu'nun tanınan ve sevilen siyasi yüzü torun Şükrü Gülez yaptı. Gülez, Gülezler Konağı'nın milli mücadele yıllarındaki önemini ve dedesini anlattı. Mehmet Şükrü Gülez, Hafız Hakkı Gülez ve bu şu an içerisinde bulunduğumuz Gülezler Konağı'nı bir bütün olarak düşünecek olursak, Bolu'da milli mücadelenin kilometre taşı olarak, taşları olarak niteleyeceğimiz üç şahıstan, üç varlıktan, işte bir tanesi bu ev, diğer iki tanesi de, tabii başkaları da var. Gülez kitabın tanıtım toplantısı için İzmir'den geldi. Yanında üst üste gelen seçimler nedeniyle sürekli ertelemek zorunda kaldığı, nihayet 14 Şubat Sevgililer Günü'nde hayatını birleştirdiği eşi Gül Gülez de vardı. Teptil kıyafetli onbaşı kıyafetiyle geliyor. Aşağıda dedemiz o heyeti ağırlarken yukarı çıkarıyorlar. İsmet Paşa aşağıda kalıyor. Aşağıda orada söylüyor, onbaşıyı diyor, iyi ağırlayın diyor, yemeğini yedirin, kahvesini içirin diye hitap ediyor. Tabii İsmet Paşa'da öyle bir muzip tarafı var, hiç belli etmiyor. Toplantıda BAMER Müdürü Yardımcı Doçent Doktor Azize Yasa, BİMER bünyesinde kazandırılan kitapların tanıtımından ötürü duyduğu memnuniyeti ifade etti. BAMER, Bolu'nun halk kültürü zenginliklerini derlemek, korumak, tanıtmak ve gelecek nesillere iletmek, Bolu ve çevresine ait tarihi, kültürel, edebi kaynakları yayınlayarak kültürümüze hizmet etmek görevini üstlenmiştir. Rektör Profesör Doktor Hayri Coşkun ise uygulama ve araştırma merkezlerinin önemine değindi. Bizim için 2015 yılı içerisinde iyi bir yayın yılı oldu. BAMER'in sanırım 2015 yılında sadece 6 tane kitabı basıldı. BAMER tarafından böylece basımı yapılan kitapların sayısı 11 oldu.